Ses olaylarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ses olayları. Bir kere bir sözcüğün Türkçe mi değil mi, bunu anlayabilmemiz için o sözcükte bakacağımız ilk ses olayı büyük ünlü uyumu kuralıdır. Büyük ünlü uyumu kuralı. Biz öncelikle bu kurala bakarız. Bu kural varsa o sözcük Türkçedir diyebiliriz. Peki nedir büyük ünlü uyumu kuralı? Yani şudur ki, eğer bir sözcükte, bunu bir sözcük olarak ele alalım. Şu hecede ki ses kalınsa diğer hecelerdeki sesler de, ünlüler de kalın olacak. Ama yok, bu hecedeki ünlü ince ise o zaman bunlar da. Yani ben büyük ünlü uyumu kuralı için kalınlık, incelik uyumudur diyebilirim. Buradan bunu anlayabilirim. Ama tabii dediğimiz gibi büyük ünlü uyumu kuralı Türkçe sözcüklerde özellikle bulunması gereken kuraldır. Ama tabii bu kuralın olmadığı ya da arayamadığımız durumlarda vardır. Örnek olarak önce örneğimize bir örnek verelim. Mesela araba. Bakıyoruz. Kalın. O zaman diğer hecelerdekiler de kalın olmak durumundadır. Aynı şekilde elbise. İnce, ince, ince. Bunlar için aynı şekilde biz büyük ünlü uyumuna uyar diyebiliriz. Neydi benim ünlülerim? Ünlülerden yola çıkarak bu kuralı arayacağımız için bunlara bakıyoruz. Yani heceleri oluşturan ünlüler kalın ve ince. Bunun uyumunu arayacaksınız siz kelimede. Daha sonra ben bununla ilgili büyük ünlü uyumu kuralı ile ilgili şunları söyleyebilirim. Bir kere ben tek heceli sözcüklerde bu kuralı arayamam. Büyük ünlü uyumunu. Tek heceli sözcüklerde. Niye arayamam? Çünkü süt dediğim zaman bu ünlüyü karşılaştırabileceğim başka bir ünlü bulunmamakta. Dolayısıyla da ben tek heceli sözcüklerde bu kuralı arayamıyorum. Daha sonrasında ben yine aynı şekilde büyük ünlü uyumu kuralını birleşik sözcüklerde arayamam. Çünkü niye? Mesela Çanakkale örneğini verelim. Kalın, 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 ince. Tamam. Ama niye arayamam? Çünkü bu zaten iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş. Ben büyük ünlü uyumu kuralını sadece bir sözcükte arıyorum burada olduğu gibi. Ama ben o iki kelimeyi bir araya getirdiğimde iki kelimenin de ünlülerinin birbirine uymasını bekleyemem. Dolayısıyla birleşik sözcüklerde de bu kuralı arayamıyoruz. Daha sonrasında ben bir de bu kuralı yabancı sözcüklerde arayamam. Niye arayamam? Arayamam çünkü büyük ünlü uyumu kuralı Türkçenin kuralı. Yabancı sözcük diyoruz zaten. Başka bir dilin sözcüğünde siz bu kuralı uygulayamazsınız. Ha, uymayacak diye bir şey yok. Tabii ki yabancı bir sözcük de büyük ünlü uyumuna uyabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle yabancı sözcükte siz bu kuralı illa da olacak diye bir şey söyleyemezsiniz. Peki bir de ben bununla ilgili olarak belli eklerim vardır benim. Bunları söyleyeceğiz şimdi. Bu ekler bir sözcüğe eklendiğinde o sözcük kendi içinde uysa bile büyük ünlü uyumuna, o ekler o kuralı bozabiliyor bazen. Yor,
leyin imtrak taş ve gil. Evet, bu eklerim benim. Büyük ünlü uyumunu bozan ekler. Yani tabii ki illa da bu ekleri aldığında bozulacak diye bir şey yok. Uyduğu durumlar da vardır. Ama genel olarak bu ekler bir sözcüğe eklendiğinde büyük ünlü uyumu kuralını bozduğu görülür. Mesela geliyor dedik. Hemen bakalım. İnce, ince, kalın. Bozdu. Ararken dedik. Kalın, kalın, ince. Bozdu. Akşamki dedik. Kalın, kalın, ince. Bozduğunu görüyoruz. Aynı şekilde sabahleyin. Kalın, kalın, ince, ince. Bozdu. Mesela aynı şekilde mavim trak. Burada da aynı şekilde. Daha sonra meslektaş. Tabii ki kelimenin kökündeki sesle benzerlik gösterecek. İnce ince kalın. Burada da bir uyumsuzluk söz konusu oldu. Daha sonra gil ekiyle ilgili dayımgil örneğini verelim. Kalın, kalın, ince. Gördüğümüz gibi bu ekler bozdu. Ha, mesela bozmadığı durumlar da olabilir. Ne gibi? İmtrak örneğiyle ilgili sarımtrak dediğimizde bunun bozulmadığını görebiliriz. Ya da öğlenleyin dediğimizde bozulmadığını görebiliriz. Daha sonrasında yine büyük ünlü uyumu kuralıyla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey daha var. Bu en son şunu söylemiştik. Türkçe'de arayacağımız ilk kural, öncelikli kural büyük ünlü uyumu kuralıydı. Ama tabii ki Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumunun olmadığı sözcükler de vardır. Mesela bunlardan bir tanesi anne. Ondan sonra hangi? Ondan sonra kardeş. Ondan sonra inanmak. Elma. Bunlar Türkçe oldukları halde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklerdir. Yani bunlar bizim istisna kelimelerimizdir. Aslında bu sözcükler daha öncesinde büyük ünlü uyumu kuralına uyarken bugün değişe değişe bu hale gelmiş ve uyum göstermiyor büyük ünlü uyumu kuralıyla. Ama bu daha öncesinde anaydı. Hangi sözcüğü hangıydı? Kardeş sözcüğü karında eş aslında birleşik bir sözcüktür. Zamanla karındaş ve kardeş oluyor. Bugünse kardeş olarak kullanıyoruz. İnanmak sözcüğü Türkçe'de en zayıf olan ünlülerden bir tanesi. I sesidir. Dolayısıyla inanmakken zamanla inanmaya dönüşüyor. Alma iken bu sözcükte elmaya dönüşüyor. Gördüğümüz gibi.